beyler, kelimelerin içinden geçtiğimiz, birbirimize harfler armağan ettiğimiz ve buton tokatladığımız efsane yarışma programı Kelime Oyunu'na hafta finalindeyiz. Hafta boyunca rakiplerini paketlemiş olan 4 tane finalistimiz var. Aha bakın neredeler. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş bulduk. Ne var ne yok bugün? Bugün her zamanki gibi heyecanlıyız. Çok güzel. Rakiplerin yarıştığı bir programda. Biraz da tedirginiz. Evet. Olsun bakalım neler yaşanacak. Bakalım. Ayaklarınıza sağlık. Esra Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Sizde durumlar nasıl? Ben geçen bölüme göre heyecanımı biraz daha atlattım. Daha rahatım şu anda. Ay hadi inşallah. Bakalım neler yaşayacağız. Bakalım. Bayağı da güzel puan almıştınız. Efendim Elif Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür. Sizde nasıl durumlar? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Gayet iyisiniz. Çok evet. Güzel. Heyecanınız var mı? Yok daha az. Daha az. Evet. İddialı mısınız bugün için? Yani kazanmazsam iddialı değilim ama kazanırsam sonuna kadar. Kazanırsam zaten iddialıyım. Çok güzel. Her zamanki gibi Elif Hanım. Evet. Tedbiri elden bırakmıyorum. Selçuk Bey tekrar merhaba. Merhaba lan. Sizde ne var ne yok? Normal. Yine aynı heyecan var. Evet. Ve dördüncü yarışmak bu sefer daha fazla stres getirecektir. Doğru. Moral de bozabilir. Moral de verebilir. Evet. Bakalım ne yaşayacağız. Hanımlar, beyler, gördüğünüz gibi birbirinden endişeli dört finalistimiz var. Bakalım neler yaşanacak. Hazırsanız alkışlarla ilk yarışmacımızı alıyoruz. Folk doğru cevap. Aşevi doğru cevap. Ez cümle doğru cevap. Söyleyin. Kart okutma doğru cevap. Hanımlar, beyler, hafta finalinde ilk finalistimizle beraberiz. Siz de bizimle stüdyoda yarışmak isterseniz ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasına sesleniyorsunuz. Tuttuğumuz gibi sizi stüdyoya getiriyoruz gibi şeyler oluyor. Numarayı göremedim ben ya, bir de siz söyleseniz diyenler için 0549-743-4729. Oh, hayırlı uğurlu olsun. Tekrar hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Ne yaptığınızı da biliyoruz, sohbetlerimizi de ettik. Var mı selam söylemek istediğiniz kimse? Selam söylemek istediğim kimseler çok. Evet. Öncelikle Divriği, Çakmaktüzü köylülerime evet. Selam gönderiyorum. Evet, aleyküm selam. Aileme selam gönderiyorum ve okulumdaki arkadaşlarıma. Çok güzel, harika. Öğretmenimize. Peki, bir kafanızda bir puan var mı bugün için? 9000 var. 9000 var. Evet. Hadi hayırlısı. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Çünkü 9000 almamız için biraz uğraşmamız gerekecek. Evet, uğraştık. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Pişmiş toprak veya betondan yapılmış kalın su borusu. Harf alayım. Harf veriyoruz. Ü. Harf alayım. Debi. Kü. Pişmiş toprak. Küp. Ne? Küp. Yok değil. Kalın su. Bir harf daha alayım. Tabii, buyurun. Küne. Yok, sonu sesli künt. Değil. Ne? Künt. Uydurun artık. Künt, künf. Değil. Başladığı gibi bitsin ya. Künk. Ne? Künk. Künk doğru cevap. Efendim, ikinci dört harfli kelimemize geçiyoruz. Bakalım nasıl bir kelime soruyoruz. Mecaz anlamlıymış. Bakın siz şu işe. Gelsin bakayım. Çekicilik ve cazibe anlamına gelen mecaz anlamlı bir sözcük. Harf alayım. Harf verelim. L. Çekicilik, cazibe. Aa, ne kadar nokta noktalı bir hanım. Alım. Alım doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz bunu. Bir şeyin ortası, orta yeri. Mesela. Orta yeri. Harf alabilirsiniz. Yarım. Harf alayım. Harf aldık efendim. Yumuşak ye. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Mesela göğsünüzün ortası. Bağır. Evet, bağır doğru cevap.
Beş harfli bir başka kelime, yine mecaz anlam, gelsin bakalım. Huysuzluğu ve titizliğiyle can sıkan kimse. İtici mi? Bir harf alayım. Aslında doğru. İyilikten? Maraz. Evet, maraz doğru cevap. Çiğdem Hanım, biraz daha yüksek sesle tamam konuşmanızı rica edeceğim. Tamam. Alt harflerle devam ediyoruz. Bakalım mastarla da bitiyor üstelik. Nasıl sorduk? Mastarla. Üzerine sürmek anlamına gelen sözcük. Çalmak. Evet, çalmak doğru cevap. Alt harflilerdeyiz. Arapça kökenli. Gelsin bakalım ne geliyor? Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz. İtmek. Yok, öyle bir şey değil. Teşvik. Gibi bir şey ama daha... Bir harf alayım. Tabii, buyurun. Y. Belirli bir davranışa... Davranışta... Ferman. Padişahların olur. Bir harf daha, bir harf daha verelim. U. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz. Padişahların olur. Buyruk. Buyruk doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. Gastronomiden geliyor. Bayılırım. Buyursunlar. Genellikle çorba ve pilavlarda kullanılan ve adını benzetildiği nesneden alan küçük makarnacıklar. Şehriye doğru cevap. Sadece şehriyeden yapılan... Etli bir pilav var, biliyor musunuz? Biliyorum galiba. Ben de biliyorum. Adını bulmaya... Arpa şehriyeden, arpa şehriyesinden evet, evet yapılanı biliyorum. Evet. Evet, evet. Adını hatırlıyor musunuz? Arpa şehriyesi pilavı. Benim bildiğim o. Elbasan tava mıydı? Ankara tava. Ha, Ankara tava. Onu bilmiyorum. Onu canım çekti şehriyeyi görünce. Yarışmanın tam ortasındayız ve çok açız Çiğdem Hanım. 2800 puanımız ve 1 dakika 37 saniye süremiz var. Sürede biraz hızlanmamız gerekecek, tamam, başımız belaya girmesin diye. Bakalım neler yaşayacağız. Kaç harf alabilirim? İstediğiniz kadar alırsınız. Şu an size engel olan hiçbir şey yok. Mümkün tamam olduğu kadar azalmanız iyi tamam olur ama. İlk yarışıyorsunuz ya. Tamam. Hiç sınır yok bunda. 60 tane falan veririm yani, canınız tamam çekerse. Efendim, 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Fizikten geliyor soru ve Fransızca kökenli. Kıps gelsin bakalım. Birim zamanda üretilen titreşim sayısına verilen isim. Harf alayım. Harf verelim. Fizikten geliyor ya. Hani titreşim deyince ne gelir? Fizyo. Yok yok, öyle değil. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Bir harf daha alacağım. Bir harf daha aldık. Frekans. Frekans efendim. Frekans doğru cevap. Şimdi efendim 8 harflilerdeyiz. Farsça kökenli, tıptan geliyor. Allah getirtmesin. Buyurun. Organizmada bir takım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla zihinsel ya da bedensel olarak sağlığın sekteye uğraması. Basit düşünün. Sağlığın sekteye uğraması. Hastalık. Evet. Söyleyin. Hastalık. Hastalık doğru cevap. Çiğdem Hanım, duymuyorlar. Onlar duymayınca da açmıyorlar. Biz de burada develeniyor. Hastalık, 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 hastalık diye. Karagöz Hacivat gibi yukarıdan da ne diyorlar kulağıma. Tamam. Efendim 8 harflilerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Uğur anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. Bir harf alayım. Alın. Biz genelde bunu uğur anlamında kullanmadığımız için genel olarak. Böyle şey gibi düşünün. Aa, bunun yüzünde uğur yok. Meymenet. Meymenet doğru cevap. Bakın gördünüz mü? Meymenet meğer uğur demekmiş. Meymenetsiz de uğursuz da. Olur yani, tamam. Evet. 9 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir sıfata ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Maddi anlamda zor günlerden geçen kimseler için kullanılan sıfat. Gün görmüş. Değil. Bir harf alayım. Tabii. Maddi anlamda zor günlerden geçmiş. Bir harf geçmiş alayım.
Beli bükük. Beli bükük doğru cevap. Efendim 9 harflilere devam ediyoruz. Tek kelime bir cevap isteyeceğiz. Askerlikten geliyor ve Arapça kökenli. 3 sorum mu kaldı benim? Evet. 20 saniyem var. 20 saniyeniz var. 3 sorunuz kaldı. Gayet iyi yetişir ama. Tamam. Gelsin bakalım. Askerlikten. 3 direkli bir tür yelkenli savaş gemisi. Harf alayım. Buyursunlar. Harf aldık. Bir harf daha alayım. Tabii. Üç direkli. Oruç muydu bir tane vardı bizim? Sallıyor muyum şu an? Rahat. Değil mi? Karadenizlilerin anlattıkları ne vardır? Böyle komik. Fıkra. Heh, o harfleri değilse öyle başlıyor. Fıtrat. Yok yok bir alakası yok. Fırkateyn. Fırkateyn doğru cevap. Şimdi işte hızlanmanız gerekiyor. Evet. Çünkü 20 saniyeyi löp diye ben yutacağınızı düşünmemiştim açıkçası. Efendim, sorun var şimdi. İki sorunuz var. İki kelimeden oluşuyor ilki. Ben soruyu okurken harf alıp basabilirsiniz. Tamam. Gelsin bakalım soru. Güçlü rüzgarlar, yoğun yağışlar ve büyük dolu taneleriyle kendini gösteren şiddetli meteoroloji olayı. Güçlü rüzgarlar, yoğun yağışlar ve büyük dolu taneleriyle. Sel hareketi mi? Yok. Değil. Güçlü rüzgarlar. Soğuk. Buna başka bir şey diyorlar. Böyle çok büyük bu. Etkisi de büyük oluyor. O yüzden buna başka yoğun bir şey yağışlar deniyor. İki kelime miydi bu? İki kelime efendim. Havası. Vücudun en küçük yapı taşı nedir? Hücre. Hah. Süper hücre olacaktı. Hiç duymamış mıydınız? Yine yüzlük kuyruğunda ya. Böyle bir şey olabilir mi sevgili izleyenler? Artık üzgün alkışı da halaya, yavaş halaya tempo tutar gibi çalıyor. Bizim Queen Bee'miz var biliyorsunuz. Elini şuradan görüyorum yani. Efendim son sorumuz geliyor. Yine iki kelimeden oluşuyor cevap. Tamam. Gelsin bakalım. Harf alayım. İnsanın harf kendi alayım iradesi dışında başına gelmesi ezelden kararlaştırılmış olan şeyler. Alın yazısı. Alın yazısı doğru cevap. Şurada ne yazıyorsa o oldu Çiğdem Hanım. Çok tebrik ediyorum. 6100 puandasınız. Bakalım sizden sonraki finalistlerimiz neler yaşayacak. Ona göre akıbetimiz belli olacak. Tamam. Ayaklarınıza sağlık teşekkür şimdiden. Ederim. Hanımlar, beyler, Çiğdem Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve ikinci finalistimiz geliyor. Basit düşün. Akım. Akım doğru cevap. Kriket. Kriket doğru cevap. Yorumcu. Yorumcu diyoruz. Paramparça. Paramparça. Hanımlar, beyler, ikinci hafta finalistimizle beraberiz. Esra Hanım tekrar merhaba. Merhaba. İyisiniz, her şey çok yolunda. İyi. Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Selam. Beni seven, sevdiğim bütün herkese çok selam. Oh, çok güzel yoğurtladınız Esra Hanım. Bitti. Çok iyi. Peki, iyi hissediyor musunuz? Evet, iyiyim. Hazır mısınız? Hazır. Başlayalım mı? Başlayalım. Alkışlarla ilk kelimemiz geliyor. Tarz, stil, üslup anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Harf alayım. Harf aldık. J. Janti. Jant. Jan. Jar. Ne? Jar. Değil. Jar. Jan. Jant. Değil. Jan. Jan. Durdurun. Evet. Jan. Sonundaki harf? Janne. Yok. Jana. Hayır, Jana. Hayır. Jant. Sessiz. Jank. Devam. Jan. Çok zor söyleneni. Janj. Janz. Değil. Jan. Jan. Başka koyun. Başka. Jan.
Demin söylediniz. Jans. Uydurun. Jans. Jan. Başka? Jant. Geri. Jump. Jan. Hemen. Jan doğru cevap. Yine başladık. Yine başladık Esra Hanım. Yine başladık. Efendim ikinci dört harfli kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Metal paranın resimli yüzü. Tura. Tura doğru cevap. Yine beş harf... Ay ne yinesi? Beş harflere geçtik. Kısmen mobilyacılıktan geliyor. Bakalım sorusunu kısmen mi geliyor? Doğramacılıkta kereste olarak kullanılan sıkıştırılmış talaş ve yongadan sunta. Yapılan suni tahta. Sunta doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Gastronomiden geliyor. Lanet olsun sevgili izleyenler. Gelsin bakalım. Genellikle çekilmiş etten yapılan, bazen de tavuk, balık, patates köfte. Ve nohuttan yapılan bir tür yiyecek. Köfte doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor cevabımız. Bakalım nasıl sorduk. Çözümü yok, elden bir şey gelmez anlamında kullanılan bir söz. Bir çare, çaresiz. Deminkine daha yakın. Bir çare. İki çaresiz. Kelime. Bir çare, tek kelime biliyorsunuz. Evet. Çare. Çözümü yok. Çözümü yok, çözümsüz. Harf alın. Harf alayım. Heh. Harf alayım. Aa. Dert. Hayır yok. Yahu demin söyledim. Çare. Evet. Gelmiyor aklıma. Harf bir harf alayım. Daha alın. Geçer yok. Sessiz harf koyun başına. Beç, geç, çeç, keç. Hayır. İki kelime geç. Efendim. Gelmiyor aklıma. Geç. Bir harf daha alın. Harf alayım. Ne çare mi? Evet. Ne çare. Ne çare doğru aşkı cevap. Ne çare. Altı harflilerdeyiz. İngilizce kökenli bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Her teline onar boncuk abaküs. Geçirilmiş basit sayma ve hesap işleri yapmakta kullanılan hesap aracı. Abaküs doğru cevap. Ne oldu? Ay, kendi kendime hırslanıyorum şu anda. Kendime sinirleniyorum. Allah Allah. Biz ne yaptık ama yani Esra Hanım. Allah. Efendim yedi harflerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl geliyor soru. Fiilin gösterdiği oluşun içinde bulunulan anda yapılmakta olduğunu şimdiki bildiren zaman. Şimdiki. Şimdiki doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 3200 puanımız var. 2 dakika 20 saniye süremiz var. Alabileceğiniz kadar da harf var. Fena durumda değiliz. Ama arada bir tıkanmalar başladı evet. Gibi. Neden? Stres mi oldunuz acaba? Biraz kendi kendime gerildim şu anda. Ay gerilmeyin canım. Gelecek ne var? Bir kere yarıştınız, bir daha yarışıyorsunuz. Bilmediğiniz bir şey yok. Uydurma işe yarıyor. Aynen. Efendim ikinci yedi harfli kelimemiz geliyor. Kendisi bakayım tek kelime. Buyursunlar. Vücudu örtmek esasına dayalı her türlü kıyafet. Giyim eşyasının ortak adı. Kıyafet doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir deyim soracağız. İkinci kelime edat. Buyursunlar. Çok soğuk suyu tarif buz etmek gibi. İçin kullanılan bir benzetme sözü. Buz gibi değil. Değil çünkü 7 harf. Demir olur. Gibi, çivi gibi. Çivi gibi doğru cevap. Efendim yine 8 harfli 2 kelimeden oluşuyor. Buyursunlar. Güç vermek, cesaretlendirmek için söylenen bir söz. Güçlendirmek, kuvvetlen... Yok. Yok. Harf alayım. Harf verdik. Güzel yerden geldi. Güçlendirmek, cesaretlendirmek. Evet. Gazlamak. Değil. İki kelime. Gaza gelmek. Yapabilirsin. Az kaldı başaracaksın. Harf. Harf. Harf alayım. Güç vermek, cesaretlendirmek. Harf alın. Harf alayım. Harf aldık. Ne? Heg. Hayır. Hayır, ha. Evet. İki kelime. Ha gayret. Ha gayret doğru cevap.
Esra Hanım, 9 harflere geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım nasıl bir soru geliyor. Yapıştıralım soruyu. Sosyal medya uygulamalarında kullanıcının ilgi alanlarına dayalı olarak içerikleri sıralayan ve gösteren sistem. Bunu hatırlıyorum. Uygulama kullanıcı ilgi alanlarına göre içerikleri sıralayan ve gösteren sistem. Neydi ya? Hesaplamalarla ilgili matematiksel bir şey. Evet. Matematiksel. Ay şu an dilimin ucunda. Harf alsaydınız keşke. Niye durdurdunuz? Bir şey gram mıydı? Değil. Ama o harfler var. Bir şey neydi ya? Ay var ya, bayılacağım şimdi gerçekten. Gerçekten bayılacağım. Al işte algoritma. Algoritma ya. Olacaktı. Çok acayip. Hiç yıkılmayın. İnanır mısınız? Hala kaybetmiş değilsiniz. 9 harfli de açtırdık ama hala çok birincilik koltuğuna yakınsınız. Evet, biraz sarsıcı oldu. Ama harf almadan bastınız Esra evet, Hanım. Neden öyle oldu? Ben aklıma gelir diye düşündüm. Gelmedi. Biraz baksaydınız canım, sonra. Hiç yardımcı olmadı bana şu anda. Ay Allah ya. Efendim ikinci 9 harfli kelimemiz geliyor. Bir sıfat soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl soruyoruz. Becerikli, elinden iş gelen kimseler için kullanılan sıfat. Harf alayım. Harf aldık. Maharetli. Maharetli, çok doğru. 10 harflilere geçtik. Yine 2 kelimeden oluşuyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Bir aracın geçmişte gördüğü zararın hasar işlendiği kaydı. Belge. Hasar kaydı, doğru cevap. Esra Hanım sinirlenince şak diye biliyor. Hiç. Hasar kaydı. Ne olmuş? Efendim son soru. Fransızca kökenli bir sözcük. Bir bilim kendisi. Bakalım nasıl olacak. Hadi buyurun. Yöntem bilimi anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Harf alayım. Verdik. Yöntem bilimi evet. Anlamına gelen Fransızca kökenli harf sözcük. Yöntem. Evet. Harf metot. Evet. Bilim. Metot bilimi. Metot. Evet. Mesela canlı bilimi nedir? Metodoloji. Metodoloji doğru cevap. Çok kötü. Hiç mutlu değilim şu anda. Esra Hanım, vallahi ben de mutlu değilim gerçekten. Algoritma beni bitirdi. Algoritma beni de bitirdi, inanır mısınız? Kendi kendimizi bitirdik. Yani niye basıyorsunuz Esra Hanım? Ben de. Demekten başka bir şansım yok. Bir de rahat rahat. Evet. Harfleriniz var, süreniz var. 54 saniye arttırdınız ya. Yazıklar olsun. Gereksiz bir atak geçirdiniz diyebiliriz. Kısmet ya, vardır bir hayır Esra Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Hanımlar, beyler, Esra Hanım'ı alkışlarla yerine alıyoruz. Ve Elif Hanım geliyor. Atıf. Atıf, doğru cevap. Bucak. Bucak, doğru cevap. Biraz daha fazla. Eski dost. Eski dost, doğru cevap. Burun farkı. Ne? Farkı. Burun farkı, doğru cevap. Hanımlar, beyler, üçüncü finalistimizle beraberiz. Elif Hanım merhaba tekrar. Merhaba tekrar. Nasıl hissediyorsunuz? İyi hissediyorum. İki yarışmacı çeşitli aksilikler yaşadı. Yani maalesef ama aynı ve aksiliği siz... sonraki yarışmacı. De diliyorsunuz. Mecbur, gideceğiz yani. Elif Hanım, sizin bu iyi kalbiniz. Çok temiz. Ama dün eve şey diye, yani bir gün önceki eve şey diye girdim. Yani haddinizi bilin, ben birinciyim falan. Korumam lazım. Çok doğru, siz de haklısınız. Mecbur. Doğru söylüyorsunuz, iki ergenle baş edeceksiniz çok çünkü. Fena. Evet, selam göndermek istediğiniz falan kimse var mı? Yok, çok tamam. Çok var. Hangisini söyleyeyim, birini Elif söylesem. Ben sizi anladım, yok yok. Aynen. Aynen, takipçilerime aynen. Selam göndereyim, anneme babam. Yeterli. Yani dalga geçmişimdir, ben yapmayayım. Tamam, doğru söylüyorsun. Başlayalım mı o zaman? Tabii, hay hay. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor.
Vurma, çarpma ya da düşme sonucu oluşan yara veya ezilme. Yara diyecektim. Hiç değil. Yara. Bere. Değil. O da var. Yok. Bere. Var. Yara bere. Değil. Bere değil. Bilmiyorum. Okey o zaman tamam gidelim. Harf alıyoruz. Z. Z'de. Z'de doğru cevap. Z'de. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Açıkça bildirme, açıkça duyurma. İlan. Evet. İlan doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Bakalım. Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap. Harf alayım. Bilmiyorum. Bilemem. Hayvanlar nasıl su içer? Yalaktan. Yalak. Yalak doğru cevap. Efendim beş harfli bir diğer kelimemizin sorusu geliyor. Fransızca kökenli. Buyursunlar. Çok iyi bilirim. Aynen. Bir kitleye bir mesajı iletmek için yapılan sesli duyuru. Anons. Anons doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Spordan geliyor. İtalyanca kökenli. Futbolla aranız nasıl? Yok. Çok iyi. Gelsin. Futbolda savunma ile kaleci arasında oynayan oyuncu. Defans. İşte. Sif. İşte orada. Siz harf alın. Harf alalım. L. Bir tane daha harf alayım. Voleybolla aranız nasıl? Yok. Onunla da yok. Yani çocuklar oynuyor. Voleybolda savunmada oynayan oyuncuya da aynı ismi. Varsa da bende şu an yok. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Bir tane daha harf. Tabii bir tane daha alalım. Libero. Evet libero doğru cevap. Biliyor muymuşsun? Biliyormuşum. İlahi. Efendim altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara imza karşılığında teslim edilen para ya da eşya. Harf alayım hiç hatırlayamadım bilemedim. Makbuz böyle, değil. Bu mesela kurumlarda size belgeyle imzalatırlar. Bu senin nokta noktanda denir. Himaye. Değil. Of yine bastı. Butona bastı. Bir yarışmacı. Doğru bir yerde. OM doğru bir yerde duruyor. Evet. Söylediğim şeyle. Bu senin sorumluluğunda. Bu senin artık. Yok böyle hani mesela dolandırıcılık. Kendi kurumunda dolandırıcılık yapanlar parayı nokta noktaya geçirir. Kendi üstlerine geçirirler. Evet. Kendi nokta noktaya para geçirmek deriz. Kendi hami. Değil. Kendi. Bilemedim. Ah be. Zimmeti ne? Zimme. Zimmet. Zimmet. Doğru cevap. Gerçekten. İnanılmaz. Kendim bilmem bile. Kendi bildiğimi bilmemem. Elif Hanım muhteşem bir tecrübe yaşıyor şu an. Aynen. Efendim yedi harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Yine gelsin bakalım. Pürüzleri ortadan kaldırarak bir noktada buluşma. Basit düşünün. Anlaşma, uzlaşma. İlki. Anlaşma. Anlaşma doğru cevap. Elif Hanım 3000 puanımız var. 2 dakika 19 saniyede süremiz var. Kaç soru kalmış oldu? 7 soru kalmış oldu. 22 harf alabilirsiniz. İnşallah ihtiyacınız olmaz. İnşallah. Bakalım. Efendim geliyor 7 harfli ikinci kelimemiz. 2 kelimeden oluşan bir sıfat. Bakalım. Zamanın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış. Demode. Köhne. 2 kelime. Harf alayım. Verelim. Bir tane daha harf bir alayım. Bir tane daha verelim. Zamanın gerektirdiği. Çağ dışı. Çağ dışı. Doğru cevap. Efendim şimdi yine tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Bu sefer 8 harfli. Bakalım soruya. Türkçe'de başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden söylendiği haliyle aktarılması esasına dayanan anlatım biçimi. Çok basit. Çok basit ilk şeyde. Evet. Nokta nokta anlatım deriz zaten. Dolaylı. Değil işte. Dolaysız. İşte. Direkt. Dolaylı değil. Bir tane harf alayım. Bir tane harf buyurun. Bir tane daha harf bir alayım. Tane daha verelim efendim. Çok istendi. Türkçe'de başka bir
kemiği. Dolaylı değil. Dümdüz. Dümdüz anlatın diye. Bir harf daha aldık. Bir tane daha harf aldık. Aldık. Doğrudan. Doğrudan doğru cevap. Efendim yine 8 harfli 2 kelimeden oluşan bir deyim soruyoruz. İkinci kelimemiz edat. Ele avuca sığmaz, çok hareketli kimseler için kullanılan bir mecaz. Haylaz. İki kelime mi? Evet. Ele avuca sığmaz. Harf alayım. Tabii. C. İkinci kelime edat. Edat. Annem edebiyat öğretmeni de ben sayısalcıyım. Tamam. Harf alın. Harf alayım. Al. Ele avuca sığmaz. Çok hareketli. Yerinde durmayan. O değil de ona benziyor. Bir tane daha harf alayım. Bilemedim. Evet. Bir element düşünün. Hayır canım. Evet söyleyin. Civa. Süre gidiyor. Durun. Civa gibi. Civa gibi doğru cevap. Civa'nın edat olduğunu ben şu an öğrendim. Hayırlı olsun. Gerçekten 42 yaşında her şey. Öğrenmenin yaşı. Yaşıyor. Elif Hanım. Dört kelimemiz var bilmemiz gereken. Hadi bakalım. 19 saniyemiz var artık patır patır bilmek İnşallah. Zorundayız. İnşallah. Efendim Fransızca kökenli bir kelime geliyor. Biliriz diye tahmin ediyorum. İnşallah. Harf alıp durdurun falan tamam. Harf almak istiyorsanız. Tamam. Gelsin bakalım soru. Kötü beslenmenin yol açtığı hastalıkları inceleyen bilim dalı. Diyetisyen. Gibi bir şey. Diyabet diye. Hayır. Yani onunla ilgili. Bir tane harf alayım. Harf al durdurun. Evet. Diyabetik diye. Değil. O şeker. Evet. Diyet. O diyet. Deminki gibi bitirin. Diyetik diye. Evet. Diyetik, diyetiş. Yok. Demin söyle. Diyabet diye. Ne dediniz demin? Diyabet dedim. Hayır. Diyet. Bir saniye sakin. Sakinim. Şimdi şeker dediğimde siz bir şey dediniz. Diyabet. Hayır başka dediniz onu sonunu uzattınız. Diyabetik. Şimdi? Diyetisyen. Öyle bitireceksiniz. Ay neydi kötü beslenmenin? Beslenme ve. Diyabetik. Beslenme diyor. Diyabet. Hayır. Bilemedim. İnanılmaz. Diyatetiği bilemedim. Diyetetik ya. Diyatetik. Allah'ım yarabbim. Üzgün. Yani yine üzgün alkış yenilecek yer miydi ya burası? Evet. Vallahi Elif Hanım yemin ediyorum olacak iş kötü değil. Kötü niyetlerim başıma. Gerçekten. Karma. Ya karma benim. İnanılmaz. Efendim bir diğer 9 harfli kelimemiz için soru geliyor. 2 kelime kendisi. Herhangi bir konuda bir şeyi yapmak zorunda olan. Harf alayım. Harf alayım. Harflerce. Durdurun. Herhangi bir konuda bir şeyi yapmak zorunda olan. Yok. Yani bunu... Mahkum. Ha? Eli mahkum. Eli mahkum doğru cevap. Süreyi de bitirdik. Hayırlı olsun. Zaten... Son soru mu? Yok bitti soru moru yok. Süre bitince tamam. Soru da yok Elif Hanım. Gerçekten nazara geldiniz. Kem göz. Benimle hiçbir alakası olmaz. Ben de öyle düşünüyorum. Asla alakası olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten beklemediğimiz bir sonuç. Can sağ olsun. Çok tebrik ederim. Çok sağ olun. Evdeki ergen arkadaşlarımıza da selamlar. Şimdi geçsinler dalgalı. Hadi bakalım. Güzel eğlendik. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Hanımlar, beyler, Elif Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve Selçuk Bey geliyor. Tufa doğru cevap. Pencüse doğru cevap. Bay geçmek evet, doğru cevap. Süre arttırmanız gerekiyor. Detone olma. Evet efendim. Detone olma doğru cevap. Hanımlar, beyler, son finalistimizle beraberiz. Selçuk Bey, tekrar merhaba. Merhabalar. Ne hissediyorsunuz şu an?
yine heyecan ama biraz daha işim kolay olabilir gibi gözüküyor sanki. Yani evet, artık çok stratejik davranabilirsiniz. Elif Hanım bu fırsatı değerlendirmedi. Harf alma konusunda özellikle. Kaç puan var en yakın rakibimle? En yakın rakibinizle, şimdi cümleyi böyle kurunca, en yakın rakibinizle aranızda 6900 puan var şu 6900 an. Puan. Yani geçmeniz evet, gereken doğru. Puan 6900. Evet. Ama 29 harf alabilirsiniz. Bütün alfabe sizin emrinize amade şu an. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz yapmadık. Yarışmacı arkadaşlara teşekkür edebiliriz. Siz selam göndermek ister misiniz? Evet, kimseye? Ben oğlum İlke'ye selam göndermek istiyorum. Çünkü onun doğum günü bugün. Ya! Evet, aa, biz 13. de selam gönderiyoruz. Doldurdu. Çok tebrik kendisini ediyorum. Kendisini çok seviyorum. Biz geçen tanıştık mı? Evet. Ah, İlke Bey'le tanıştık biz zaten. Evet. Biz de selam gönderelim. İyi ki doğdunuz İlke Bey. Ne yapalım, başlayalım mı Selçuk başlayalım. Bey? Başlayalım. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış, uzaklaşmış olan. Sıla. Değil. Farsça kökenli. Harf alabilirsiniz. Uzaklaşmış olan. Harf alayım. Alalım. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. İstiklal Marşımızda da geçiyor. Cüda. Cüda, doğru cevap. Efendim, dört harfli bir başka kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Kökeni Çin ve Japonya'ya uzanan, protein değeri bakımından zengin bir tür fasulye. Biz bunun sosunu çok biliyoruz. Soya. Soya, doğru cevap. Efendim, beş harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir kelime. Bakalım ne diyoruz soruda. Buğdaygillerden erkek çiçekleri tepede salkım surumunda, dişi çiçekleri koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi. İlk öykümü okudum size az önce. Bir harf alayım. Tabii. Kültür bitkisi. Susam. Değil efendim. Bir harf daha alayım. Buyursunlar. Koçan biçiminde olan... Mısır. Mısır, doğru cevap. Efendim, beş harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat efendim, gelsin, buyursunlar. Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş. Kullanılacak duruma getirilmiş. Yani kullanmak için... yapılmış bir şey. Evet. Yani belli bir işe getirilmiş bir şey, yarayacak. Çok basit düşünün. Bu kullanmaya nokta nokta. Uygun. Değil. Uygun. Harf alayım ben. Vereyim, buyurun. Bir harf verelim. Yüklenmeyelim şimdi. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Evet. Hazır. Hazır, doğru cevap. Bazen çok basit düşünemiyoruz. Siz düşünürken kulağıma da editör ipucu verdi. Hazıra ne dayanmaz diye. Keşke söyleseydim ya, üf. Efendim, beş harfleri devirdik, altı harflere geldik. Farsça kökenli bir kelime soracağız şimdi. Gelsin bakalım. Sütün fermantasyonuyla oluşan ve sayısız çeşidi bulunan kalsiyum deposu bir gıda. Peynir. Peynir, doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım. Kuzey Kutbu ve çevresindeki bölgeyle ilgili, o bölgeye yakın olan. Bir sıfat. Evet. Harf alın istersen. Harf alayım. Evet. Alalım. R. Arktik. Arktik, doğru cevap. Efendim, yedi harfli. Spordan geliyor. İtalyanca kökenli. Buyursunlar. Ünlü kumaş kaplı bir masa üzerinde fil dişi toplar ve ıstaka ile oynanan bir oyun. Bilardo. Bilardo, doğru cevap. Bilardo, bilardo. Efendim, 3000 puanımız var. Yarışmanın ortasındayız. 2 dakika 4 saniyemiz var ve 22 harf alabilirsiniz. Eğer puanla ilgili derdiniz yoksa, stratejik olarak harf ala ala, sürenizi kullana kullana birinci olabilirsiniz. Yok, Selçuk Bey, gaza gelirseniz bence Esra Hanım birinci olur. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Sanıyorum harf alacağım bu olduğu bir gün. Hadi bakalım. Efendim, geliyor 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu. Fransızca kökenli bir kelime. Buyursunlar.
Cana yakınlık, sıcakkanlılık anlamına gelen bir sözcük. Harf alayım. Buyursunlar. Bir harf daha alayım. Tamam. Sempati. Sempati doğru cevap. 8 harflilerdeyiz efendim. İngilizce kökenli bir sözcük. Tıptan geliyor. Keşke adını sorsaydık. Daha çok zorlanırdı. Gelsin bakalım. Yanlış olduğu bilindiği halde kafadan atılamayan düşünce, fikir ve dürtüler. Obsesyon. Obsesyon doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Yine Fransızca kökenli. Bakalım nasıl soru? Ham petrolün arıtılarak çeşitli ürünlere dönüştürüldüğü endüstriyel işlem tesisi. Rafineri. Rafineri doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Arapça kökenli birleşik bir kelime. Gelsin soru. Dünyayı dolaşma anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Devre alem. Devre alem doğru cevap. 9 harfli yine 2 kelimeden oluşuyor. Bakalım nasıl sorduk. Uygun olan davranış biçimi, adab, erkan. Harf alayım. Buyursunlar. Harf alayım. Tabii. Yine harf alayım. Yine aldık. Tekrar. Oh, suyundan da. Aldık bir tane, evet, daha aldık. Evet, bir harf daha alayım. Evet. İki harf değil mi bu? İki kelimeydi, evet. Pardon, iki kelime uygun olan davranış biçimi. Tekrar harf alayım çünkü kilitlendim ben şu anda. Yol yordam. Yol yordam doğru cevap. 10 harflilere geçtik. Mastarla bitiyor aradığımız cevap. 2 harfli mastar. Gelsin bakalım. Herhangi bir üzücü olay karşısında hüzünlenmek. Harf alayım. Tabii. Tekrar harf alayım. Tabii. Efkarlanmak. Efkarlanma. Efkarlanma doğru cevap. Son soruya geldik. Selçuk Bey. Bütün harfleri almak istiyorum şu anda. 10 harf var. Almak isterseniz alabilirsiniz. Buradan sağ çıkarsanız zaten birincisiniz. Tedirgin edici bir noktadayız. Evet, Esra Hanım da oradan melül melül bakıyor. Ay inşallah bilemez diye. Bakalım neler yaşanacak. Efendim, 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. Temel özelliği sivrilik olan 12. yüzyıldan sonra Rönesans'a kadar Avrupa'da gelişen mimarlık üslubu. Harf alayım. Tabii. Harf alayım. Tabii. Harf alayım. Tabii. Harf alayım. Tabii efendim. Tekrar harf alayım. Tabii. Alın. Gotik sanat. Gotik sanat doğru cevap. Selçuk Bey, tam konuştuğumuz gibi stratejik olarak ilerleyip, evet, hiçbir şeye, böyle herhangi bir tersliğe izin vermeden final ipini göğüsledi diyebiliriz. Evet, ilk yarışmacı olsaydım belki çok fazla risk alacaktım. Evet, çok iyi kullandınız 4. yarışmayı. 7700 puan aldınız ama amacınız puanla ilgili değildi. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Beraber ay finaline gidiyoruz Selçuk Bey. Hayırlı olsun. İnşallah. Evet. Diğer yarışmacılarımız da çok güzel yarıştı gerçekten. Esra Hanım çok daha iyisini hak ettiğinizi biliyoruz ama bir atak geçirdiniz burada ve o yüzden bu haldeyiz. Ayaklarınıza sağlık. Diğer yarışmacılarımızı da bir alkışlayalım lütfen. Efendim biz ay finaline giderken yarışmacılarımıza bir de nutuk armağan ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir hediye. Çok zarifsiniz. Efendim biz Selçuk Bey'le ay finaline gidiyoruz ama daha günlük yarışmacılarımız cayır cayır devam ediyor. Sizi de muhakkak bekliyoruz. Tekrar görüşünceye kadar iyi akşamlar.